Merhaba değerli dostlarım, ben Zafer Ceylan. Borsa Kripto Zafer kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Burada anlatacaklarım size ciddi şekilde zarar verebilir değerli dostlarım. Video başlamadan önce değerli dostlarım kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın değerli dostlar. Böyle güzel videoların gelmesi için mutlaka bildirimleri açın ve takipte kalın değerli dostlar. Ve videoya da bir beğeni bırakırsanız sevinirim değerli dostlar. Evet, bugünkü teknik çalışmamız Enerjisa olacak. Sabancı Holding'in biliyorsunuz. Şimdi hisseye baktığımız zaman daha önce de çalışmalarını yaptık. Burada teknik anlamda tekrardan bir filama çizerek gidiyor. Şu anda da çok güzel bir bilanço geldi bugün. Ve tabii daha genel anlamda baktığımız zaman, borsanın geneline baktığımız zaman bilançoların fiyatlanmadığını görüyoruz. Savaş neticesiyle insanların malını elinden aldılar ve önümüzde bir seçim süreci var. Seçimden önce bir rally, seçim süreci yaklaştıktan sonra bir düşüş, sonra seçimden sonra bir yükseliş şeklinde izleyeceğiz. Tabii böyle şirketleri arkadaşlar uzun vadeli portföyümüzde tutmamız lazım. Arkadaşlar bize ev, araba aldıracak veya gerçekten de borsada yatırım gözüyle beklenecek bir hisse bu Enerjisa. Şimdi teknik anlamda tabii ki bazı bölgelere dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi baktığım zaman bir filama çizerek, dediğim gibi çizerek gidiyor özellikle. Şimdi bu da tabii nokta atışta değil de şöyle bakın, burada bir filama çiziyor. Bakın tam RTS onayını bileni alıyor arkadaşlar. Tamam mı? Daha önce ben bunu zaten çalışmasını yapmıştım. Bakın bu bir filama. Değil mi? Halen bunun bilene daha hedefine gitmiş değil arkadaşlar. Açık ve net söyleyeyim. Bunun tam nokta atışı yapalım. İğnesini de çalıştıralım. Tamam mı? Baştan sona kadar. Şimdi logaritmik olarak çalıştığım için uzun vadeli bir bakış açısıdır arkadaşlar. Tamam mı? İlk başta daha burada bakın teknik anlamda RTS onayını aldıktan sonra daha bu hedefine bilene gitmedi. Bakın. Görüyor musunuz? Daha henüz bu hedefine gitmemişken 84 lira civarında hedefi devam ediyor. Tamam mı? Şimdi burada onu da geçin. Onun üstünde de tabii ki hedefleri var. Günlük bazda baktığım zaman ERA sayını gayet güzel soğutmuş. Bir de haftalıkta bakalım. Haftalıkta da epey soğutmuş. Şöyle bir de aylıkta bakalım. Aylıkta biraz şişkinlik var ama haftalıkta, günlükte ERA sayını bayağı soğutmuş arkadaşlar. Şimdi burada yine tekrar teknik anlamda baktığımız zaman yine bir filama yapısı var arkadaşlar. Tabii ilk filama formasyonu RTS'den sonra 84 hedefi var ama burada şöyle baktığımız zaman bu arkadaş yine tabii bir filama yapısı var arkadaşlar. Tamam mı? Burada da biraz bayrak formasyonuna benzetiyorum bunu. Aynı yine bu formasyon boğa formasyonudur arkadaşlar. Şimdi buna dikkat edeceğiniz bölgeler şu şekildedir arkadaşlar. Bu arkadaş buranın altında bir kapanış görürse, ortalama 46-70 altında bir kapanış görürse bu formasyon çöp olur. Ne olur? Bunun için tuzağa düşmemek şartıyla böyle gelip ondan sonra bir retest onayını alıp düştükten sonra diyebiliriz ki ne, bu formasyon çöptür. Düşüş gelir. Ama yine diyorum, yatırımcı gözüyle bu ise de beklenebilir. Uzun vadeli ev aldım, araba aldım gözüyle bakacak olursanız zaten bu ise baktığınız zaman şu seviyelerde 9'dan 14 seviyesi arasında gitmiş gelmiş ve ondan sonra sert bir yükseliş yapmış değerli canlar. Dediğim gibi şimdi formasyon yapı itibariyle bir boğa gösteriyor bize. Zaten ilk hedefimiz burada 84 hedefi devam ediyor değerli canlar.
Diğer yandan tekrardan buradaki filama yapısına da ekleyecek olursak üstüne buradaki bir kırılım, bakın buna da dikkat etmemiz lazım. Yani buranın üstünde kapanış gelmediği sürece 58-15 üzerinde yukarı izlenir buradaki formasyon icabı. 46-50 altında ise bu formasyon çöp olur. Şimdi buradaki filama yapısı itibariyle de baktığımız zaman hedefimiz burada da ortalama 108 lirayı bize hedef olarak gösteriyor arkadaşlar. Buradan aldığımız zaman kar marjına bakacak olursak ortalama %6 güzel bir kar getirisi var. Yani 1 milyon koysanız paranız 2 milyon olacak arkadaşlar. Güzel bir getiri diye düşünüyorum. Hani yıl sonuna kadar gerçekleşebilir mi? Bir ihtimal var. Yıl sonu da olmazsa seçim sonrası gösterme ihtimalleri var. Şimdi bakalım. Bilanço itibariyle güzel bir bilanço geldi. Çoğu hisselerde gerçi bilanço iyi gelmesine rağmen bu savaşı mazeret edip bir türlü fiyatlatmadılar. Tabi burada endekste dikkat edeceğimiz bölge tabi özellikle kaç bölgesiydi? 7700 mü? 7800, 7800'lerde tren kırılımı gelmişti. Burada önemli olan tepki alımı zaten 8100 veya şöyle diyeyim psikolojik direnç olarak diyeyim 8000'i herkes biliyor zaten. 8100 geçildikten sonra 8550 eski zirvesini görecektir. Ondan sonra zaten kendi beklentim endeks olarak yıl sonuna kadar 9700'leri beklediğimi defalarca söyledim zaten. Twitter kanalımda da duruyor değerli canlar. Bu şekilde izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir de tabii ortalamalarımıza bakalım değerli canlar. Ortalamalarımıza baktığım zaman yani 8 günlük, 21 günlük hepsinin 50 günlük ortalamanın üstüne 60. Burada belki yataydaki zaten hemen hemen şu bölge yani 57-58 sadece tren kırılımı 58-15 üzerinde her türlü bu hissenin önü açık arkadaşlar. Bugün hatta bakın bu piyasa yapıcıları o kadar baskılamışlar ki belki yarın kimseye alış fırsatı vermeyecekler. Yani bu bilançonun güzel geleceği belli değil miydi arkadaşlar? Evet. Belliydi ama ona rağmen hisseyi baskılamışlar. Şimdi şurada RSI'mıza baktığımız zaman RSI'da zaten trend kırılımı daha tam onaylamamış. Büyük ihtimal burada dük olduktan sonra 58 bölgesi de geçildikten sonra çok rahatlıkla 84 ve 108 seviyeleri izlenebilir arkadaşlar. İsteyen arkadaşım 46-76 altında stoplu alabilir. Elindeki olan arkadaşlarım da burayı takip edebilir. 58 kırıldıktan sonra 84 ve 108 hedefleri izlenebilir değerli canlar. Evet, böyle güzel videoların gelmesi için arkadaşlar mutlaka kanala abone olun. Sizlerden ricam şu beğenilerinizi arttırırsanız sevinirim. Şu derken biraz şey oldu da yani rica ediyorum. Benim için önemli kanalımın büyümesi için. O yüzden sizlerin beğenisine ihtiyacım var değerli canlar. Bol kazançlar, hayırlı akşamlar.